Şimdi Cem Küçük dedik ya. Şimdi Babacan seçilirse seri tutuklamalar başlar dedi yayında. Hepimizi yargılarlar dedi. Hatta Mehmet Metiner de var o programda. Bizi korkutma falan diyor. Ben İngilizce biliyorum, Londra'ya giderim, kaçarım diyor. İkinci gün beni iade ederler falan diyor. Şimdi baba... Etmezler. Korkmasın. Yok yok, şimdi ben geçen nerede İsveçli bir milletvekiliyle görüşüyordum. Dedi ki bana, şunu biz dedi konu düşünüyoruz ve konuşuyoruz aramızda milletvekilleri olarak Avrupalı. Yarın bu düzen değiştiğinde, ki ilelebet devam etmeyecek, bu düzen değiş, Türkiye'den kaçacak önde gelen AKP'lileri ilticalarını kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunu bizim şimdiden düşünmemiz gerekiyor. İlginç geldi bana bu. Çünkü bunlar, yani Türkiye iyi bir noktaya gitmiyor. Yani kamyon hızla duvara doğru gidiyor ve bu işin sonu çok gürültülük olacak gözüküyor. İnsanlar çok öfkeli. İnsanların şeyi burnunda, yani öfkesi. Korkunç bir süreç yaşanabilir Türkiye'de ve kaçan kaçana olabilir. Tabi burada Avrupa bunu düşünüyor şu anda. Bu adamlar bize geldiler, ilticalarını onaylayacağız mı? Oturum vereceğiz Nasıl mi, yani, vermeyeceğiz mi? AKP'ye yönelik şey mi olacak? Kitlesel tutuklamalar olacak diye mi düşünüyorsun sen de? Şimdi bunu Cem Küçük bunu ifade ediyor. Ben eğer tabii ne olacağını bilemem. Şimdi yarın öbür gün havuz medyası bu diline dolar. Bilmiyorum. Dile de dolasın. Derdim değil ama eğer büyük bir olay, bir infial sonucu hercümerç olursa bu öfkenin ucu nereye gider bilemem. Ve AKP'nin önde gelenlere yönelik hakikaten seri tutuklamalar olabilir. Ve bunun için de Cem Küçük diyor ki bu adam, yani çok dile dolamaya da gerek yok bu adam, ama Babacan seçilirse diye ifade ediliyor. Aman Babacan seçilmemesini şimdiden psikolojik bariyerler kurmaya çalışıyor. Evet, bu açıklamalar hakkında Doğan, sen ne diyorsun? Diyor ki bir daha ayrıca seri tutuklamalar başlar. Elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma var ya, hepsini yaparlar. Şirketleri alırlar. KHK ile mağdurlar hemen çıkar, ki mağdur olduğunu ifade ediyor. Erdoğan'ın çevresini alırlar falan diyor. Böyle bir ihtimal sen, Doğan, görmüyor musun? Böyle bir ihtimal tabii ki var. Hatta şöyle söyleyeyim. Mithat Sancar geçen yılda zannediyorum Meclis Başkan Vekili, hala değişmediyse bildiğim kadarıyla HDP'li Mithat Sancar. Erdoğan kaygılı, korkuyor. Çünkü iktidardan inerse sakin bir emeklilik geçiremeyeceğini net olarak biliyor dedi. Sakin bir emeklilik geçiremeyecek Erdoğan. Şimdi Alman medyasında defalarca yazılar çıktı. İktidardan indikten sonra Erdoğan, ya bakın, anayasayı ihlalden yargılanır diye yazılar çıktı. Anayasayı ihlalden yargılanır. Anayasayı tahrir ve tebdil diye eski tabirle söyleyeyim. Ortada bir anayasa kalmadı. Çünkü bu tabii ki Türkiye'nin normalleşme sürecinde bu dönemde yapılanların hukukun bir karşılığı olması gerekiyor ve olacak. Şimdi Cem Küçük'ün açıklaması toplumda korku yaratmaya neden yönelik bir şeydi, çok açık. Tabanda bakın arkadaşlar, bu olur falan gibi korku yapmaya, korku oluşturmaya yönelik, ama genellikle yaptığının aksine beceriksizce bir şey yapmış oldu. Hem senin söylediğin gibi mağdurlar ifadesi kullandı, hem de bakın KHK çıkar, şirketlerini gelir ve alırlar. Medyaya el koyarlar. Tamam, tam yaptığını söylüyor. Şu anki iktidarı tam yaptığını söylüyor. İyi biliyor. Yani bunun terse dönecek. Doğrusu şu, el koyarlar falan değil. El konulan şirketler hukuk çerçevesinde geri alınır. El konulan medya tekrar sahiplerine, muhtemelen hukuk çerçevesine iade edilir. Tutuklanan insanların çok büyük bir kısmı çok kısa bir sürede tahliye edilir. Bunu çok net olarak biliyorlar. Bunu aksini düşünmek için hukuku, Türkiye realitesini hiçbir şekilde bilmemek demektir bu. Ama dediğim gibi orada bir korku oluşturmaya çalışıyordu. Ve söylediği şeyler arasında işte Babacan seçilirse ya da bir başkası gelirse, ben yurt dışına gidersem beni iade ederler. Şöyle bir, Türkiye eğer o süreçte, umarız asla öyle bir şey olmaz, gerçekten hukukun yerleşmesi sağlanır Türkiye'ye. Suçu ne olursa olsun, suçlu bile olsa, Türkiye'de işkence göreceğine inanıyorsa, senin söz ettiğin örnekten devam edelim. İşkence göreceği kanaati oluşursa, umarız o Türkiye'de asla öyle bir şey olmaz, adil yargılanmayacağına inanıyorsa, suçlu bile olsa iade etmeyebilir. İltica prosedürü böyle bir şey. Tabii ki. Şu anki Etmezler. insan tabii Etmeyebilir ki, değil. tabii Etmezler. yani
bu değerlendirme yani Cem Küçük yapar. Korkmasın, etmezler. Ama Cem Küçük'ün başına gelecek başka şeyler var. Ne o? Ne gibi? Gittiği ülkede yargılanır. Sayısız örneği var çünkü. Yani siz şöyle söyleyeyim. İltica prosedürleri, mültecilik prosedürleri çok katı prosedürlerdir. Bunun sayısız muktesebatı var. Şöyle ki, diyelim ki bir ülkeye kaçtınız, iltica ettiniz. Eğer sizin insanlığa karşı suçlar kapsamındaki işkence, kötü muamele, ayrımcılık suçu gibi benzeri suçlar var bu katolik suçun altında. Katıldığınız, bunları desteklediğiniz, bunlara katkı sağladığınız ispatlanır, belgelenirse iltica kabul, başvurunuz kabul edilmiyor. Tamam, geldiğiniz ülkeye geri gönderilmiyorsunuz. Ama bulunduğunuz ülkede tutuklanıp yargılanıyorsunuz. Mesela bunu son, somut örneği, bunu son somut örneği geçtiğimiz aylarda işte geçen gün TR724'te yazdım. Somalili bir albay kimlik değiştirip Amerika'ya kaçmış. 20 küsür sene başarmış izini kaybettirmeyi. Burada Uber şoförlüğü yapıyor. İşte Somaliler bayağı yoğun Amerika'da. Ve birisi fark ediyor bu kişiyi. 32 sene sonra Amerika'da mahkum oldu. Daha benzeri geçen hafta Arjantin'deki işkenceci eski polislerden bir tanesi, hatta adı da Mario Sandoval diye bir isim, Fransa'ya kaçmış, yıllar boyunca izini kaybettirmiş ama sonra yakalandı, Fransa tutukladı, iade etti. Çünkü Arjantin artık eskisi gibi işkenceyle alınan bir ülke değil. Yani şunu demek istiyorum, belki Türkiye'ye iade etmezler ama hukukun olduğu bir ülkeye giderlerse gittikleri ülkede yargılanırlar. Bunun sayısız örneği yok. Ben temennimi söyleyeyim. Türkiye o yargılamaları adil, hukuk çerçevesini yapabilecek bir normalleşme yaşar umarım. Evet. Ve eğer velev ki bir zamanları ünlü tabirle kaçan olursa da kardeşim senin işkence görme ihtimalin yok. Adil yargılanma ihtimalin yok diye Türkiye'ye iade edilir. O Türkiye'nin özlemi içerisinde olması lazım. Umarız yani, öyle olsun. Toplumun. Öyle olsun. Evet. Ama yani temennimiz o. Yani normal bir demokratik proses içerisinde Türkiye'nin normalleşme süreci yaşansın. Bugünkü o zalimler, suçlular, gasp, milletin malına gasp edenler, ne bileyim işte hapishaneden, işte doğumhaneden kadınları toplayan, eziyet edenler, işkenceciler hesaplarını versinler. Abi, bunu tabii temel bir farklı bir bakış açım var. O da şu. Erkan Tufan sözünü kestim, kusura bakma. Buyur. Ben böyle bir şeyin Türkiye'de yaşanacağını düşünmüyorum. Türkiye'de kim gelirse gelsin, Erdoğan rejimi kadar zalim olamaz. Böyle bir şeyin olabilmesini ben ihtimal olarak görmüyorum. Yani bebekleri tutuklayacak kadar, kanser hastalarını tutuklayacak kadar, her sabah güne başlayıp 300-500 kişiyi tutuklayacak kadar, ya 600 bin kişiyi bulmuş gözaltına alınan sayısı. Dünyanın neresinde? Ya bir Stalin yaptı böyle şeyleri. Adem, ben yani, buna şiddetle itiraz ediyorum. Bakın bu ben de çok böyle bir şey yaşayacağını düşünmüyorum ya. Yani. Çok tehlikeli. Yani, bir dakika Doğan. Niye sen şiddetle itiraz ediyorsun? Ya şöyle kitlesel şiddetin her türsüne karşıyız kardeşim. Böyle şiddet middet kullanma bizim programda. Sen ayemetle itiraz et. Abi, ben AKP'den zalim bir iktidarın gelebileceğini düşünmüyorum. Bir dakika. Doğan, sen niye itiraz ediyorsun? Yani şöyle, Türkiye'de kitlesel tutuklamalar, gözaltılar, gasplar falan. Ama Türkiye'nin 90'ları yaşadı Türkiye. Ya arkadaşlar, ne çabuk unuttuk. Evet, Türkiye'de yaşanan her türlü hukuksuzluğu, haksızlığın altını çizelim. Ama 20 yılda 18 bin faili meçhul cinayetten, bunlar katliam. 18 bin faili meçhul iddiası var bu ülkede. Türkiye'nin 30'lu yılları, 40'lı yılları. 40'lı yılları daha mı temizdi Allah aşkına? Yani çok hayal kurmayalım mı diyorum. Ama şöyle söyleyelim. Yani o bahsettiğim faili meçhul yıllarında bile şu andaki gibi zalimlik yoktu. Onu demeye çalışıyorum. Ne anlamda zalimlik yoktu? Adem, yani insanları mağaralarda gaz odasında yaktı insanları. Mağaralarda gazla boğdular insanları. Tamam, okey. Gelelim. Asit kuyularını attılar yani. Tamam. Şimdi bu kadar şey yapıldı. Ya her gün Ankara'da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde insanlar kaçırılmıyor mu? Hala izi belli olmayan insanlar var. Bu zulümler devam ediyor. Ama Türkiye'de ilk defa insan kaçırılmıyor Adem. Bütün 90'lı yıllarda yaşandı bu. Ya yıllarca bundan haberini yapmış kişiyim. Bana bunu söyleme. Cemal Temiz yani, Özdeğil'in hadisesi bile Adalet Bakanı benden duydu. Yani bu kadar Adem, hadisi. Doğan, yani özeten Doğan, sen şunu mu diyorsun? Yani Türkiye'de hangi parantez kapandı da hangisininle hesaplaşıldığı da o zalimler geçen işte cidden bilmem hepsi beraat ettiler. Ya yani şu şey, dahi, çok böyle mülayimetle söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz dönemi biricik görmek gibi bir yanlış şey içerisindeyiz. Varsayım. Tamam, biricik. İçinde bulunduğumuz dönem biricik sonu, değil. Yani şu bağlamda biz konuşuyorduk Doğan. Peki bunun arkasından sonraki süreçte bu suçlular
hesaplaşmayacak mı yargıda? Ya daha önce böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olmaz mı demek istiyorsun sen? Hayır, olsun diye temenni ediyorum. Bakın temenni şöyle ayrı. Hayır, Türkiye'nin geçmiş tecrübesine bakarak. Hayır. Evet, olacağını umut ediyorum. Olacak bence. Nedeni şu. Bakın geçen hafta Ankara'daki JITEM dosyası kapandı. 93-96 yıllar arasında 17 kişinin katledilmesiyle ilgili dava. Hiç kimse muhtemelen yargı önüne çıkacağını düşünmüyordu. Dava ne zaman açıldı? 2011'de açıldı. Ha, kapatıldı. Herkes beraat ettirildi. Ama nerede? Dava açıldı. Ve evet işte onu söylemeye çalışıyorum. Açan kişiler cezaevinde. Muhtemelen cezaevinde. Ama açıldı. Açıldılar, açıldı. Yani bu bir temenni ve aynı zamanda bunun olacağına inanıyorum. Olacağına inanıyorum ve Türkiye'nin şu ankinden eğer bir sivil savaş dönemi yaşamazsa şu ankinden umarım öyle bir şey olmaz. Daha karanlık bir dönem yaşama ihtimali gelecekte yok bence ama bir sivil savaş ihtimali de maalesef görüyorum. Bunu her programda neredeyse bir şekilde söylüyorum. Ama bu faili meçhuller dosyasını açan savcılara da HDP'liler terörist demeye devam ediyor. Böyle bir vahim durum da var. Geçen kim dedi onu? HDP'liler terörist demiyor arkadaşlar. Bir dakika. Nasıl demiyor ya? Meclis kürsüsünden demiyor. Her gün FETÖ'cüleri şöyle yaptınız, FETÖ'cüleri böyle getirdiniz, FETÖ'cüleri yargıya doldurdunuz diyenler. Biz izlemiyor muyuz Meclis TV'yi? Görmüyor muyuz? Ama şeye bakalım. Yani bu dosya bağlamında faili meçhul cinayetler ya da işlem dosyası bağlamında insanlar için mi söylüyorlar? Hayır söylemiyor. Hayır şimdi... FETÖ'cü savcılar, FETÖ'cü savcılar diye devam ediyorsun. Kimi kastediyorsun? Şu anda cezaevinde hangi savcılar FETÖ'cü suçlamasıyla var? Dünya kadar var. Yani bu KCK tamam. Soruşturmalarını açanlar da var. Ya KCK soruşturmalarını açanlar da var. Peki şunu o zaman şu şerhe düşüyor mu HDP? Ya kardeşim bu savcıların içerisinde masum insanlar vardır, hukukun hakkını savunan insanlar vardır. Yok öyle bir şey. Saruhan Özel'in, Fatma Kurtulan şeylerine bak bu hafta içerisindeki konuşmalarına. Direkt tümden şeye gidiyor. İşte bunlar FETÖ'cü, bunların hepsi birden şöyle. Aynı zamanda şu anki HDP içerisinde eski eş başkan Selahattin Demirtaş dahil bu ifadeyi hiç kullanmayan ve cemaat ifadesini kullanan çok sayıda HDP'li de var. Ha, o da hiç var kullanmayan. Ama kullanan ve bu konuda da hiç frensiz kullanan da HDP'liler de var. Yani bir bütün ama işte o zaman söyleyemeyiz diye söylüyorum. Yani bunlara terörist diyorlar. HDP bunlara terörist diyor dememiz haklı kılacak bir tablo yok bence. Ama geçen işte Saruhan Uluç'un ben hani o cümleyi şu anda önümde yok ama yani Adem'in şeyini destekleyen bir cümle sarf etti. Yani ben şu anda onu önümde yok o cümlesi. Abi meclis kürsüsünde Saruhan Özel dedi ki işte siz bu FETÖ'cü komutanlar şöyle böyle Güneydoğu'yu yaktı. Yıktı sonra geldiler darbe yaptılar. Meclis bombaladılar. Ha bu lafı o zaman şu soruyu soralım. Ha bunu dedi. Şimdi şu soruyu soralım. FETÖ'cü komutanlar dediğin Güneydoğu'daki operasyonu yöneten kişi kimdi? Metin Temel. Metin Temel nerede? Metin Temel'in FETÖ dosyasıyla bir ilgisi var mı? Hani FETÖ'yü de zaten kabul etmiyorum ama. Ya bizzat Yüksekova'ya operasyon merkezini kuran, operasyonu yöneten, şehirleri yakın talimatını veren kişi Erdoğan'ın gözdesi. Erdoğan'ı alkışlayan komutan olarak videoları var. Terfi ettirildi, ödüllendirildi, Kuzey Suriye operasyonlarını yönetti. Şimdi diyeceksin ki onun altındaki komutanlar ne yaptı? Ben ismen biliyorum. Metin Temel'in bu operasyonlarına itiraz eden, bu şehirlere operasyon yapılmasına itiraz eden kişiler de darbeci diye tutuklandı. Tugay komutanları var. Şehirlerde bu operasyonlar olmaz, kayıplar büyük olur, bu operasyonu yapamayız diyen, itiraz eden, itirazını toplantılarda dile getiren isimler de darbeci diye tutuklu şu anda. Güneydoğu'daki operasyonların önemli bir kısmını yürüten 2. Ordu, Orgeneral Adem Hudutî de yalnız suçlandı. Darbeden yargılandı. Tamam, darbecilikten Hudutî... değil, darbeye destek vermekten ceza aldı. Peki Adem Hudutî'yi cemaate mi bağlayacağız? Hayır, kimseye bir şeye bağladığımız yok ama... Hayır, şunu, şimdi ama şöyle şu an, söylüyorum. Yani Adem Hudutî'nin kim olduğunu, kimliğini en iyi İlker Başbuğ tanımlıyor. Ama Adem, konuştuğumuz şey bence kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi Adem Hudutî, Güneydoğu'daki operasyonları, bu yani Bodrum'larda insanların da yakıldığı operasyonları, Hendek Savaşları diye bildiğimiz operasyonu yöneten orgeneral değil miydi? Evet. Bu adam cemaatçilikle de suçlandı, darbeyle de suçlandı. Anlatabiliyor muyum? Bunu da yok saymaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu yok saymıyorum. Demek istediğim nokta şu. Bu iktidarın söylemiyle, iktidarla muhalefet edemezsiniz. HDP'nin yaptığı en büyük hata bu. Faili meçhul cinayetler soruşturmasını aran kişilere terörist diyorsun. Güneydoğu'da operasyon yapılmasın, bu şehirlerde savaş yapılmaz, şehirleri düze edemezsiniz itirazını yapan Tugay komutanları darbeci diye tutuklanıyor. Sen de onlara hükümetin söylemiyle darbeci diyorsun, şey diyorsun. Ya ben TR724'te sayısız yazı yazdım. İsim isim tek tek sıkı yönetim komutanları ve o görevlendirme yerleri.
Adamlar sokağa çıkmamış. Darbeye katılmamış. Ama darbeci diye cezaevindeler, işkence görüyorlar vesaire. Şimdi sen muhalefet partisi olarak iktidarın söylemini dile getirirsen, ya faşizm dilde başlayan bir şeydir. Yani iktidarın dilini bazı alarak iktidarla mücadele edemez. Tabii ki canım, ya şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu var, öbür tarafta Saran Özel var. Şimdi hangisini, yani ikisi de HDP şey mi koyacağız? Onu demek istemiyorum. Tabii ki ne dediğim açık. Ama şunu demeye çalışıyorum. 17-25'e de aynısı oldu, 15 Temmuz'da da aynısı oldu bütün konularda. Ya iktidarın söylemiyle iktidarla mücadele edemezsiniz. Muhalefetin en büyük handikapı bu. Aşamadığı paradigma bu. Sen yani o zaman Adem, toparlayalım da. O zaman yani, Doğan sen şunda şu noktada mısın? Yani bağlamak açısından konuyu söylüyorum. HDP içerisinde iktidarın dilini bilerek veya bilmeyerek bazı vekillerin olduğunu kabul ediyor musun? Çok açık. Kullanan da var, kullanmayan da var. Onu söylemeye kullanan da var, kullanmayan da var. Gerçekten demokrat isimlerde pek çok var ama ağzından çıktığını kulağa duymayan, aynı bir bak altında HDP yazmasa AKP'li vekil mi diye tereddüt edeceğin isimler de çıkıyor karşına. Tamam, bu da mutabıkız. Peki, isterseniz buraya bir sayfa çevirelim. Buraya çevirmeden şeyi söyleyeyim. Cem Küçük bu lafları niye etti konusunun altını çizmek lazım. Cem Küçük etti bu lafları niye ediyor? İki nedenle ediyor. Bir tanesi kendi AKP tabanını korkutmak. Çünkü insanlara şunu söylüyor. Kardeşim AKP'ye, Erdoğan'a kızabilirsiniz, yolsuzluğa itiraz etmeyebilirsiniz vesaire vesaire. Ama başka partiye, Erdoğan'a kızıp başka bir yere oy verirseniz sizin de sonunuz hapistir. Tabanı korkutuyor. İkinci boyutu da AKP içerisinden çıkacak olan siyasi hareketlere mesaj veriyor. İşte Babacan, Davutoğlu ve Küskünler hareketine. Eğer bir şekilde iktidar değişirse sizin de şansınız yok. Hepiniz hapse gideceksiniz. Hepimizin canını okuyacağız. Tabii bunun medya ayağı da var. Hani medyada kıyısından köşesinden böyle küçük mini harflerle ya bu böyle olmasa diyebilecek birkaç tane eski havuz yazarına da mesaj gönderiyor. Olur da iktidar değişirse hepiniz ya Silivri'ye ya sürgüne diyor. Buradaki temel amaç hani kendi yerini yapmaktan ziyade tabanı ve seçmeni korkutmak, parti yöneticilerini korkutmak. Yoksa Cem Küçük kendi yargılanmama garantisini almış birisi.